Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Merhabalar. Şu anda Kilim Pansiyonu'ndayız. Antalya Kaş'ta Kilim Pansiyonu. Yalçın Avcı. Instagram haber Kaş. İki tane sevgili dostumuz var. Merhaba, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk abi. Bugün siz çok ünlü olabilirsiniz, biliyor musunuz? Çünkü benim internette 1 milyondan üstünde takipçim var. Çok da ünlü olmayalım ya. Instagram'da, Twitter'da Oha TV, Oha Video diye Instagram haber, Instagram sayfamda. Merhaba, ne haber? Eyvallah abi, sen nasılsın? Şimdi bu tatil nasıl geçiyor? Biraz anlatır mısınız? Şöyle arada böyle bakalım da. Çünkü niye biliyor musun? Öbür türlü flu gösteriyor. Anladım. Flu, sen de odak şöyle. Odak noktası. Tamam. Farklı. Tatil nasıl geçiyor? Tatil mükemmel geçiyor. Kilim Pansiyon reklamı diyor. Şey soracağım. Hiç Kaş'a gelmemiş birisinin burada yaşadığınız şeyleri anlatırsanız gelecek bir dostumuza ışık olsun. Biz Likya yolunu yürümeye çıktık. Burası bizim ikinci durağımız oldu. Şöyle ki daha önce Kabakkoyun'da bir günden fazla vakit geçirdik. Kaş'a geldik. Kaş bizim çok hoşumuza gitti. Evet. Yaklaşık ben bir haftadır buradayım. İlker yaklaşık 4-5 gündür burada. Kaş Fethiye'den bu yana geldiğimiz en güzel yerlerden biri. Evet. Bu bariz. Kaş'ta peki ne yapılır? Nerelere gidilir? Bunlar önemli. Bir kere Kilim Pansiyon. Evet. Kilim Pansiyonu'nda şu anda şey itibariyle, an itibariyle 2 kişi 50 lira, 1 kişi de 40. Pazarlıkta ve şeyde çok iyiyseniz 30'a kadar inebiliyoruz. Abi bunu bize demedin ama. Ama bu an itibariyle dedik ya yani. Ah, bilseydik parayı vermezdik şimdi. İki kişi yine aynı, değişmeyecek ki. Doğru. Evet, devam edelim. Kaş'taydık en son. Evet. Kaş'ta nerelere gidilir? Bir kere biz Likya yolunu yürümeye çıktığımız için bence o Çukurbağ köyünden Kaş'a doğru inin. Oradaki şu yukarıdaki uçurumu görün. Evet. Oradan manzara, gerçekten Likya yolunu yürümeye başladığım an itibariyle gördüğüm en iyi manzara. Evet. Sen bir kere trekkingi çok seviyorsun. Evet. Yeni yerler keşfetmeyi ikiniz de seviyorsunuz bu arada. Fethiye'den Patara'ya kadar mı yürüdünüz siz? Yürüdünüz mü? Evet, Patara'ya kadar. Likya yolunu takip ettiniz yani. Burası bizim 10. etabımızdı. Evet. İşte Kaş'a geldik. Burası çok hoşumuza gitti. Burada Antifellos'u gezdik. Buradaki antik tiyatroyu gördük. Evet. Özellikle oradan gün batımını izlemelerini tavsiye ederim. Evet. Meis Adası karşıda. İnsanlar şarkı söylüyor. Evet. Ellerine şaraplarını almış, içiyorlar falan. Evet. Çok rahat bir ortam. Ayrıca denizi çok güzel. Bu deniz gerçekten başka hiçbir yerde yok. Yaklaşık 10 metre dibi cam gibi gözüküyor. Akvaryum koyu var Kekova yol üzerinde. Ha. Ama Kaş da öyle aynı orantıda. Kaş'ın da denizaltı muhteşem bir şey. Kesinlikle. Burada abi biz böyle değişik balıklar gördük yani. Evet. İnce balıklar. Daha önce görmediğimiz balıkları yüzerken görebilirsin. Evet. Çok mesela güzel. Şöyle uzun bir balık. Bence balıkları öldürmeyelim. Ha, balıkları öldürmeyelim. Evet. Yani şöyle uzun bir balık gördüm. Evet. Yani ip ince bir balık. Sargaza mı? Neydi ya? Yani? Şeyi soracağım. Bugün Çukurbağ'a gittiniz. Orada Vodafone'un desteklediği engelliler için bir organizasyon var. Orayı gördünüz, etkilendiniz. Orada bir otel yapıyorlar şu anda. Biraz önce konuştuğum üzere. Otel bir inşaat yapıyorlar. İnşaat çalışmasına gideceksiniz yarın itibariyle. Evet. Ondan biraz söz eder misiniz? Orası sizi neye bu kadar etkiledi de siz yarın oraya gidiyorsunuz? Şimdi orada yani engelliler falan geliyorlar. Her hafta farklı grup, engelli grupları geliyor. Evet. Orada işte rehabilite ediyorlar onları. Yani onlar hani sevgi, ilgiye muhtaç çocuklar falan oldukları için evet. Orada bir takım imkanlar yaratmışlar. Örneğin ağaçlara tırmanabiliyorsun. Evet. Ne bileyim, ağaçlara tırmanmak mı seni çok etkiledi? Yani yarın oraya gitmeyin neden oldu? En çok ben onu merak ediyorum. En çok sizi ne etkiledi de yarın birkaç gün orada çalışacaksınız yani gönüllü olarak? Yani gönüllü olarak ben hiç çalışmadım. Evet. Gönüllü olarak çalışmayı bir denemek istiyorum. Evet. Ya oranın her şeyi beni etkiledi çünkü hem imkanları var. Evet. İmkanları mı, oradaki oraya yardımcı olmak mı? Yani çıkayım biraz. Ben mesela çocuklara öyle çok şey böyle ilgi ve şey sevgi gösterebilecek bir adam değilim ama mesela orada bir bina işleri yapıyorlar. Yeni gönüllülerin kalabilmesi için normalde gönüller çadırda falan kalıyor ama gönüllerin kalması için ağaçtan evler falan yapıyorlar. O benim çok ilgimi çekti mesela çünkü hep öyle bir şeye meraklıyım. İleride mesela
kendim belki çalıştıktan sonra emekli olduğumda falan da öyle bir ev yapma şeyine girişebilirim. Çünkü o işi öğrenmek istiyorum mesela. Evet. Hani çocuklar aşırı şey yapmadı beni çünkü hiç bilmiyorum çocuklarla, o şekilde çocuklarla ilgilenmedim. Onlarla biraz daha profesyonel insanların ilgilenmesi gerektiğini yani düşünüyorum. Bilgi gerektiriyor, bu eğitimli olmak gerekiyor çocuklara yardımcı olabilmek için. Evet. Seni ne etkiledi de? Ben şöyle diyeyim. Özellikle bu yola çıkarken biz böyle yapmadığımız şeyleri yapalım diye. Evet. Tatil. Öyle yola çıktık. Zaten bu tatilden biraz daha farklı bir aslında düşünce. Tatil böyle tamamen insanın gevşediği bir şeyken. Evet. Hani biz belki korkularımızı yenelim. Atıyorum bir uçurum kenarından geçelim. Evet. Ya da ne bileyim köpeği korkuyorsa köpek sevelim falan. Köpeğin üstüne gidelim. Ha, köpeğin korkularının üstüne gidelim. Korkuların üstüne değil mi? Bizim yapmadığımız şeyleri yapmak. Geçen burada olan bir arkadaş köpekten korkuyordu. Ha, cevap köpekten korkuyordu. Yani, gel dedik yani adama, gidelim illa yani dolaşalım. O da mesela hem dağa çıkmamış, dağları bilmiyor, bu çevreyi bilmiyor. Ona oraya çıkmamış. Cihat da bu arada çok özel bir arkadaşımız yani çok gerçekten beklediğim performansın üstünde birisi. Hı hı. Yani çünkü insanlar birilerini tanırken ön yargılıdır. Kesinlikle. Cihat bu bağlamda çok başarılı, çok düzgün, çok human. Ve daha yani entelektüel. Evet, öyle bir insan. Şimdi bu sosyal projede biz daha önce yapmadığımız bir olay bu. Evet. Tatil yani bizim tatil görüşümüze bayağı uyuyor. Evet. Yapmadığımız bir şeyi yapacağız. Orada farklı bir deneyim yaşayacağız. Tamamen gönüllü olarak, tamamen karşılık almadan farklı bir şeyler yapacağız. Atıyorum inşaatta da çalışacağız. Atıyorum engellilere de yardım etmeye çalışacağız. Bahçe sulayacağız belki. Ya bu biraz bizim... Atlar falan varmış, at çiftliği. Engellileri at bindiriyorlar mesela. Belki ben şey yapabilirim mesela, orada atlarla gezdirebilirim. Seyislik diyorlar. Yani yeni keşifler. Evet, kesinlikle. Aynen, yeni insanlar tanıyacağız. Çok fazla insan gelip geçiyor orada. Evet. Haftada en az 20-30 kişi geçiyor. Sabit bir 50 kişi civarında insan var. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sizi anlattıktan sonra ben de oraya gidesim geldi. Kalk gidelim abi. Vallahi ben gelmek istiyorum en azından. Orada işte gelip baksam, oraları görsem. Gerçekten. Ne olacak? Abi, bırak pansiyonu şeyi, burayı birbirine. Belki gidip ne olacak? Zaten burada şu anda işler yavaş. Onun için fiyatları düşündük zaten. İşler yavaş ya. Bizi demedin abi. Bak ikinci oldu. Şey diyeceğim. Görmek lazım ya. Yani olduğun yerde mesela olduğu gibi beklemeyinlerse keşiflerden yani daha iyi bence yani. Aynen. O şekilde düşünüyorum ben de. Evet. Programımız biz ayrılan süre böylelikle son buldu. Mesajınız var mı? Şurada elinizde imkan, bu imkan olsa dünyaya mesaj vermek isterseniz ne vermek isterdiniz? Yani imkan var. Sizi dünyada herkes izliyor şu anda. Mesajın ne olurdu? Sosyal projelere destek olalım derdim. Sen ne derdin? Ben de yani kalkın bir şeyler yapın derdim. Yani farklı bir şeyler, hiç yapmadığınız bir şeyler. Yani ne olursa olsun kalkın gidin farklı bir şeyler deneyin yani. Hiç fark etmez yani. Mesela Kaş'ta rahat bir ortam, güzel insanlar falan bu çevrede çok rahat. Gidip rahatlıkla tanışabileceğiniz farklı